Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Don Fried, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine dair Türkiye'nin dile getirdiği endişelerle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna karşı çıkıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Barbara Leaf, Türkiye'nin Suriye'ye yeni bir operasyon düzenlemesini engellemek için baskı yaptıklarını itiraf etti. Olası bir askeri operasyon bölgede yaşayanlar için bir felaket olur ve Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki koalisyonun Suriye'de DAEŞ'le mücadelesine de zarar verir. Biz onlara bu konuda baskı yapıyoruz. ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi ise Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği başvurusu konusunda bir oturum gerçekleştirdi. Oturumun açılışında komite başkanı Demokrat Bob Menendez ile Cumhuriyetçi Jim Risch arasında Türkiye konusunda kısa bir atışma yaşandı. Gerçek şu ki PKK ve YPG konusunda Finlandiya ve İsveç'in tutumu bizim tutumumuzla örtüşüyor. Bildiğiniz gibi bu örgütler bize DAEŞ'la mücadelemizde yardım etti. Bu nedenle tüm tarafları çalışmaya davet etmek biraz ikiyüzlülük oluyor. Tabii ki birlikte çalışıp bir çözüme varmaları çok iyi olur. Ama Türkiye'nin onlardan ne almak istediğini bilmiyorum. Cumhuriyetçi Jim Risch ise bu konuyu bu ülkelere bırakmak en iyisi yorumunu yaptı. Avrupa ve Avrasya İşleri Müsteşarı Karen Dunfright yaptığı konuşmada terörle ilgili endişeleri meşru bulduğunu söyledi. Türkiye'nin terör konusundaki endişelerini tanıyoruz. Tabii ki ABD de Türkiye gibi terörü desteğini bitirmek istiyor. Bu konuyu ciddiye alıyoruz. Benim anladığım kadarıyla bu üç ülke arasındaki görüşmeler iyi gidiyor. To terrorism and the approach of Sweden and Finland, of course.